Adam Smith... Ne oldu? Sıranın dışına çıktın hayret. Evet. Hayır, neden? Şimdi geri döndük. İskoç aydınlanmasından bahsettik, tamam, ya. Bak, Adam Smith. Adam Smith şey olarak, ekonom olarak bilinir. Bilinir gerçekten. Fakat aslında, şimdi bundan sonrasını alalım bak. O milletlerin zenginliğinden önce yazdığı kitaba bak. The Theory of Moral Sentiment. Adam önce, Fatih, bireyi ele alıyor. Marx gibi, efendim, bütün toplum için kanunlar falan. Adam Smith diyor ki önce bireyi tanı. İnsan. Sen ünvanına baktın mı adamın ünvanına? Efendim? Ünvanına bak. Evet, Professor of Moral Philosophy. Tabii. Ahlak felsefesi profesörü. Glasgow Üniversitesi'nde. Şimdi bunu yayınlıyor ve burada şunu söylüyor Adam Smith. Hiç kimse diyor, çok zorlanmadıkça, toplum tarafından da zorlanmadıkça kötülük yapmak istemez diyor. Çünkü akıllı bir insan diyor, kötülüğün sonunda kendine gelip vuracağını bilir diyor. Mesela diyor, bir toprak ağası, işte onlar da lordlar ve şeyler İskoçya'da. Bu diyor, köylüsünün midesi ne kadar büyükse bununki de o kadar büyük diyor. Daha fazla yiyemez diyor. Şimdi bu adam mutlu olmak istiyorsa diyor, çevresindeki köylülerini de mutlu etmek zorundadır diyor. Ki diyor onlarla ilişkiler iyi olsun, onlar iyi çalışsın. Dolayısıyla diyor, servetini onlarla paylaşmak ister diyor. Kendi mutluluğu için, hani çok iyi kalpli olduğu için değil diyor. Kendi mutluluğu için. Ondan sonra, bundan sonra... Peki sonra, üretim yetmiyor sana yapacak o zaman? Yet işte. Yetmesine gayret edin diyor. Hayır, üretim yeter şundan. Aynı zamanda ekonomist ya. Doğal şeye bırakırsan, yani insan ekonomik bir varlıktır. Doğal haline bırakırsan piyasa kendisi zaten, evet, o dengesini bulur. Zaten bu kitap da onun hakkında. Milletlerin zenginliği, evet, ortaya çıkar. Evet. Hmm. Bu kitap onun hakkında. Burada Fatih, bu adam tek tek ele alıyor. Ulusların zenginliği. Evet. Hı. Yani bu nasıl oluyor? Mesela nehirlerden başlıyor. Hani Nil Nehri üzerinde nasıl büyük imparatorluklar oluşmuş. Avrupa'daki nehirlerin etkileri. Tamam. Fakat diyor, şimdi biz hep şey olarak duyarız Adam Smith'i. Benim babam ikide bir de söylerdi. Laissez faire, laissez passer. Bırakınız yapsınlar, bırakın geçsinler. Ha. Öyle değil. Adam Smith burada diyor ki, devletin de diyor yapması gereken şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi eğitimdir. Eğitim tamamen diyor özel ele bırakılamaz diyor. Burada bu adamın sunduğu tamamen seküler bir devlet yapısı. Ve bu devlet yapısı bireyden başlıyor. Ve burada Adam Smith ekonomiyi anlatırken... Akıllı birey, çıkarlarını kollayan birey... Ve çıkarlarını kollamanın toplumun çıkarlarını da kollamaktan geçtiğini bilen birey. Homo economicus. Ve burada Adam Smith diyor ki, sanki gizli bir el diyor toplumu yönetir diyor. Daha önceki yazılarında Jüpiter'in eli diyor, Zeus'un eli. Hı hı. Bak çok enteresan, Hristiyan tanrısına atıf yapmıyor. Hı hı. Fakat sonra ondan da vazgeçiyor. Sanki diyor bir gizli el. Burada adam şunu söylüyor. Cemiyetin yapısı diyor, eğer rasyonel bir şekilde yönetilirse zaten kendi kendini düzeltir diyor. Şimdi Adam Smith'in bir de arkadaşı var. Müsaade ederseniz şeyi alalım. 21 numarayı alalım. James Hutton. Bu adam modern jeolojinin kurucusu. Öyle biliriz. İşte bak burada James Hutton, yanında meşhur Joseph Black, meşhur kimyacı, sohbet ediyorlar falan. Şimdi bundan sonrasını alayım, bak ne çıkacak karşımıza. Filozofların yemeğini hatırladınız değil mi, evet, hocam? Bak Edinburgh'da aynı hava. Tiplere bak. Adam Smith, Joseph Black, James Hutton, Adam Ferguson, Robert Burns, şair meşhur. Karşısındaki çocuğa bak, Sir Walter Scott. Milli şair ve yazar. Romancı. İskoçların romancı. Kahramanlık evet, romanları. Bunlar Edinburgh'da aynen Fransa'da olduğu gibi salonlar halinde toplanıyorlar. Sohbet ediyorlar. Ve bundan sonrasını alayım. Bilginin prensipleri. Burada
James Hutton alıyor, jeolog adam. Bildiğimizi nasıl biliriz sorusunu. Evet, en ön sona birdir. Abi müthiş, bunu okuduğun zaman mesela Hume'un etkilerini görüyorsunuz hocam. Adam diyor ki bu diyor time varımla falan olacak hiç değil diyor. İnsan diyor kendi aklını kullanır. Tabiata diyor. Ama bu, da, bazı... bu soru da eski Yunan'a kadar gitmiyor mu aslında? Ha? Bu soru da eski Yunan'a kadar abi, gitmiyor. Tabii. Presokratiklere gidiyor. İnsan diyor burada. Aslında hatır... bütün felsefe aydınlanma. Aynen. Bak geldik oraya. Tabii oraya. Bütün felsefe aydınlanma. Hmm. Burada diyor insan diyor tabiata çeşitli giysiler giydirir. Ama diyor bunların hepsi olmaz. E ne yapacak? O zaman diyor giysinin orasından burasından düzeltmeye başlar. Yani bir yerde Popper'in modelini sunuyor adam burada. Ben hayret ettim bu üç koca cilt hocam. Hı hı. Fatih hiç unutmuyorum ben Oxford'dayken Bodleian kütüphanesinden bu kitabı istedim. Geldi abi baktım kutu içinde kitap. Karton bir kutu. Dedim açtılar. Niye dedim kutu içinde? Ya dediler cildi çok harap. Kapaklar kopmuş. Onu dedim ya kardeşim tamir ettirsenize ayıp değil mi dedim. Hı hı. Paramız yok dedi. Oxford Üniversitesi'nin ana kütüphanesi söylüyor. Dedim kardeşim ne kadar bunu tamir etti? Onu da sen mi yaptın? Şimdi, hocam. Büyük adamsın. Ne kadar dedim bu? E dediler bu eski kitabı. Bu dediler 1000 pound'a olur. Dedim hemen verin. Oxford'da 1000 pound'u yok mu yoksa oraya harcayacağım 1000 pound'u mu yok? Ha, bilmiyorum. Aslında paraların olmadığını yani. Söyledim. Ya da seni yolmaya çalışıyorlar. Belki. Veya beni yolmaya çalışıyorlar. Neyse. Yok, ben, yok. Ben hemen dedim ki hemen verebilir miyim bu parayı dedim. Dediler çok memnun oluruz. Hemen orada çeki yazdım verdim. Bir müddet sonra baktım. Başka kitaplar mı çıktı önünde? Hayır. Bir zarf. Benim bölümdeki şeyime açtım. İşte teşekkür ediyor falan. İçinde iki etiket var. O etiket şunu söylüyor. Bu kitap boşluk tarafından tamir ettirilmiştir. Hı-hı. Oraya ben adımı yazacakmışım. Hı-hı. Onu kitabın içine yapıştıracaklarmış. Hı-hı. Onu ben aldım, gittim Bordeyan'a müdürüne. Hı-hı. Dedim ki ben bunu yapmam dedim. Hı-hı. Bu ayıptır dedim. Hı-hı. Yani dedim, Celal Efendi geldi de lütfedip tamir ettirdi. Bu dedim ne size yakışır, ne hatına yakışır, ne de bana yakışır. Siz dedim benim parayı verdiğimi de unutun dedim. Siz tamir ettirmiş olun ama kitap tamir edilmiş olsun. Hı-hı. Bence doğru değilsin sen. Öyle mi? Yani yakışma meselesi yok burada. Bence doğru. Hocam,